Birinci soruda bir eksiklik var. Öncelikle onu belirtelim. Şekildeki ABC üçgeninde AC kenarı diktir BC kenarı AB 8 santim BC kenarı 6 santim olduğuna göre AC kenarı aşağıdakilerden hangisidir? Pisagor bağıntısına göre hipotenüsün yani 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Buraya x dersem 8'in karesi eşittir 6'nın karesi artı x kare olur. Bize AC kenarı hangisidir diye soruluyor. Yani x soruluyor. X kareyi yalnız bırakırsanız 8'in karesi eksi 6'nın karesi olacak. 8'in karesi 64, 6'nın karesi 36 eşittir x kare. X kare buradan ne çıkıyor? 64'ten 36'yı çıkartırsanız 28. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda 4 çarpı 7'dir bu. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 7 olur. Karışıklarda bu yok. Ya soru şu şekilde olacaktı. AC'nin karesi aşağıdakilerden hangisine eşittir olacaktı? Ya da şu ifade karekök içine alınacaktı. Cevap Adana olacak. 8'in karesi eksi 6'nın karesi x kareye eşit olduğu için. İkinci sorumuz. 90 derecenin karşısı n'in karesi eşittir. 15'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı. Buraya x dersek 9'un karesi artı x kare. 9'un karesi diğer tarafa eksi olarak geçer. 15'in karesi 225. Eksi 9'un karesi 81 eşittir x kare. 225'ten 81 çıkarsa x kare eşittir 144 olur. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız x eşittir 12 olur. AC kenarı kaç santimdir diye soruluyor. AC kenarı x yani 12. Ceyhan oluyor cevabımız. Üçüncü sorumuz yukarıdaki şekildeki AB BC'ye diktir. AC CD'ye diktir. AB 3 BC 4 BC 12 olduğuna göre AD kaçtır diye deniyor. Öncelikle ABC üçgenine bakalım. ABC bir dik üçgen. 3, 4, 5 olacak özel üçgenlerden. Veya Pisagor bağıntısından 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. AC'nin karesi olur. 9 artı 16'dan 25. 25 neyin karesidir? 5'in karesidir. Dolayısıyla AC 5'tir. Yine özel üçgenlerden 5, 12, 13 diyebilirsiniz buraya. Çünkü burada da ne var? 90 derecelik bir açı var. Pisagor bağıntısından 5, 12, 13 üçgenini bulabiliyoruz. Veya 5'in karesi artı 12'nin karesi 25 artı 144'ten 169'u bulursunuz. 169 neyin karesidir? 13'ün karesi. Dolayısıyla AD kenarı 13 olacak. Cevap Bursa. Diğer sorumuz. ABC dik üçgeninde AC AB'ye diktir. AB 3 santimetre, BC 6 santimetre. ABC açısının 360 derece olduğuna göre AC kenarı kaç santimetredir denmiş. Burada Pisagor bağıntısını kullanacağız. 90 derecenin karşısındaki kenar yani hipotenüsün karesi dik kenarların karelerine eşittir. Yani 3'ün karesi artı AC'nin karesi. AC bize sorulan yerde oraya x diyelim. X kare. 36 eksi olarak gelir. 3'ün karesi 9 eşittir x kareye. X kare buradan neye eşit? 36'dan 9 çıkarsa 27'ye eşit. Her iki tarafın kare kökünü alın. 27 nedir? 9 çarpı 3'tür. 9 dışarıya çıkar 3 olarak. 3 de içeride kalır. Dolayısıyla x neymiş? 3 kök 3 olur. Ceyhan. Diğer sorumuz. Yukarıda verilen şekle göre çalgı aletinin uç noktası ile çalgıcının sol ayağının uç noktası arasındaki mesafe kaç santimdir? Çalgının uç noktası burası. Çalgıcının sol ayağının uç noktası burası. Bu ikisi arasındaki mesafe soruluyor bize. Dikkat ederseniz burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgenin olduğu yerde ne vardır? Pisagor bağıntısı vardır. Direkt bunu düşünüyoruz. 50, 120. Sıfırları görmezseniz 5, 12. Dikkat edin. 5'in 10 katı, 12'nin 10 katı. O zaman burası da özel üçgenden 13'ün 10 katı olacak. 130 santimetredir diyoruz. Cevap Bursa. Altıncı sorumuz. Boy uzunluğu 150 santimetre olan Ahmet şekildeki gibi bir dik duvara yaslanmıştır. Ahmet'in kafasının duvara temas ettiği yer ile zemin arasındaki mesafe kaç santimetre?
temas ettiği yer ile zemin arasındaki mesafe, bu yükseklik sorulur. Dikkat ederseniz burada da yine bir Pisagor bağıntı, diküçgen bulacağız ve Pisagor bağıntısıyla çözümü yapacağız. Ahmet'in boyu ne kadardı? 150 santim. 150 santimetre burası. 90 santimetre de burası verilmiş. Burada da diküçgen var. O zaman Pisagor bağıntısından hemen yine bakın 90 nedir? 3'ün 30 katıdır. 150 nedir? 5'in 30 katıdır. Özel üçgenlerde ne vardı? 3, 4, 5 üçgeni vardı. O zaman burası da 4'ün 30 katı olacak. Yani 120 santimetre olacak. Cevap Ceyhan diyoruz. Diğer sorumuz. Yukarıdaki birim karelere ayrılmış zeminde verilen AB ve CD doğru parçaların uzunlukları arasındaki fark kaç santimetredir? Önce AB'nin uzunluğunu bulalım. Pisagor bağıntısından bulacağız. Burada bir dik üçgen oluşturalım öncelikle. Mavi ile AB'nin dik üçgenini oluşturayım. Evet, burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. Dolayısıyla AB kenarın AB doğru parçasının uzunluğu 3, 4 dik üçgen olduğuna göre 5. AB'nin uzunluğu 5. CD'nin uzunluğunu bulmak için de farklı bir kalemle üçgen oluşturalım. Birim kare olduğu için burası yine 90 derece. Pisagor bağıntısından bulacağız. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim burası. Dolayısıyla CD uzunluğu 5, 12, 13 üçgeninden dolayı CD'nin uzunluğu da 13 birim. Aralarındaki fark kaçtır deniyor. 13 eksi 5'ten cevabımız 8 oluyor Ceyhan. Diğer sorumuz. Yukarıdaki ABC ikizkenar üçgeninde BC kenarına ait yükseklik kaç santimetredir? Hem BC kenarına ait yüksekliğimizi inelim. İkizkenar üçgende ikiz olmayan kenara inilen yükseklik kenarı iki eş parçaya ayırır. 10 santimetre olan bu kenar 5, 5 olarak ayrılacak. Yüksekliğe h derseniz şurada şu üçgende Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. Bakın şurada bir dik üçgen var. Bu üçgende Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. 90 derecenin karşısındaki kenar 13. 13'ün karesi. Dik kenarlarımız 5'in karesi ve h kare. 169 eksi 5'in karesi diğer tarafa eksi olarak geçti. 25 eşittir h kare. 144 kalıyor 169'dan 25 çıkartınca. Her iki tarafın karekökünü alırsanız h eşittir 12 santimetre oluyor. Bize sorulan yerde yükseklik zaten. Diğer sorumuz. Yukarıdaki şekilde verilen ABC eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 30 santimetre olduğuna göre üçgenin BC kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diye soruluyor. Eşkenar üçgen yani bütün kenarları birbirine eşit diyoruz. 30 santimetre olduğuna göre çevresi her bir kenarı kaç santimetre olacak? 10 santimetre olacak. BC kenarına ait yükseklik. Bu kenara ait yüksekliği indirelim. İkizkenar üçgende olduğu gibi eşkenar üçgende de indirilen yükseklik kenarı iki eş parçaya ayırır. 10 santimetreydi bir kenara. O zaman burası 5 santimetre olacak. Pisagor bağıntısından az önce yaptığımız gibi 90 derecenin karşısındaki kenar 10. 10'un karesi eşittir. H kare artı 5'in karesi. 10'un karesi 100. 5'in karesi 25. Bu tarafa eksi olarak gelir. Eşittir. H kare. H kare neye eşit oluyor? 100'den 25 çıkartırsanız 75. 75'i 25 çarpı 3 olarak düşünürseniz 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 3 içeride kalır. Dolayısıyla h eşittir 5 kök 3. Cevap Ceyhan. Diğer sorumuz. ABC üçgeninde B açısı 90 dereceden küçüktür. AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? AC şurası. Şimdi 9, 12 verilmiş bize.
Bunlar nedir? 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı. Dolayısıyla eğer 90 derece olsaydı burası da ne olacaktı? 5'in 3 katı olacaktı. Yani 15 olacaktı. 90 dereceden küçük olduğuna göre burası da ne olmalı? 15'ten küçük olmalı. En büyük değer kaçtır 15'ten küçük? 14. Diğer sorumuz. A açısı 90 dereceden büyük olduğuna göre BC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Eğer burası 90 derece olsaydı buraya x diyelim. X kare eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesi. X kare eşittir 25 artı 36. X kare eşittir 61. 61'den büyük tam kare ifadeleri en küçüğü 64'tür. Yani x karenin alabileceği en küçük değer 64 ise x'in alabileceği en küçük değer de 8 olur. Neden 61'den büyüğe baktım? A açısı 90 dereceden büyük olduğu için. Küçük deseydi o zaman 61'den küçük olanlara bakacaktım. Cevabımız 8. Diğer sorumuz. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgenin alanı 500 santimetre karedir. Buna göre x kaç santimetredir? Alanı 500 santimetre kare. Kısa kenarı 20 olarak verilmiş. Alan neydi? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. 500 eşittir 20 çarpı b diyorum. Her iki tarafı 20'ye böldüğünüzde b eşittir 25 çıkıyor. Yani şurası da ne olmak zorunda? 25 olmak zorunda. 10 santimetre buraya verildiğine göre 15 de burası olacak. Dikdörtgen olduğu için kenarlar birbirine dik. 15 nedir? 3 çarpı 5'tir. 20 nedir? 4 çarpı 5'tir. 3, 4, 5 üçgeninden o zaman burası da 5 çarpı 5 yani 25 olacak. Cevap Bursa. Testimiz burada bitiyor. Farklı sorularla, farklı konularla yine karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.